Bugün son konumuzu işleyeceğiz. O da çok boyutlu diziler. Çok boyutlu dizi... Geçen hafta e, bir boyutlu dizilerden bahsetmiştik. Bu hafta çok boyutlu dizilere e, geçiş yapıyoruz. Çok boyutlu diziler aslında tek boyutlu dizilerden çok farklı değil. Göreceğiz birazdan e, temel adımlar olan e, işte çok boyutlu dizi tanımlama, e, çok boyutlu dizi hafızada yer açma ve Sabit çok boyutlu diziyi initialize etme kısımlarında ufak tefek değişiklikler var ama kavramsal olarak çok boyutlu dizide bir fark yok. Şimdi gelelim çok boyutlu dizinin tek boyutlu diziyle bağlantısına ve aynı zamanda yine aynı mantıkla niye çok boyutlu diziye ihtiyacımız var. Şimdi hatırlarsak tek boyutlu dizilerde demiştik ki işte A, B ve C diye üç değişkenimiz var. Bunlardan 15 tanesini yapacaksak bunları A, B, C, D, E, F, G yapamayız. Onun yerine 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane karenin yan yana olduğunu düşünerek işte bunlara A0, A1 diye değişik indeksler koyarak bu indeksleri numaralandıralım ve 14'e kadar ilerleyelim demiştik. Ve bütün indekslerin sıfırdan başladığına dikkat çekmiştik. Şimdi bu bir boyutlu diziler için bu geçerli. Fakat bazı durumlarda verilerimiz çeşitli nedenlerden dolayı bir boyutlu tutmak yerine birden çok boyutta tutmak, örneğin iki boyutta tutmak daha anlam kazanabiliyor. Örneğin bir Excel sheet gibi düşündüğün, olduğunu düşünün verinizin. Yani bir tablo şeklinde. Bu durumda örneğin tablolarınız o tablonuz olsun. Diyelim 5 tane satırınız var. 1 2 3 4, 5, 6 tane de 5 tane sütunuz var. 6 tane de satırınız olduğunu düşünün. Ve kavramsal olarak sütunların belli şeylere karşılık geldiğini, satırların da ayrı ayrı şeylere karşılık geldiğini düşünün. İşte böyle bir veriyi hafızada nasıl tutacaksınız? Şimdi tek boyutlu dizi olarak tutabilirsiniz. Nasıl tutabilirsiniz? Burada toplam kaç tane hücre var? 30 tane hücre var. O zaman ben bir tane array tanımlarım tek boyutlu. Bu yereğinde 30 tane elemanı var. Dolayısıyla A0, A29 diyebilirim. Evet bu mümkün teorik olarak. Fakat bu durumda satırları nasıl birbirleriyle ilişkilendireceksiniz? Yani diyeceksiniz ki ilk 5 tanesi birinci satır, ikinci 5 tanesi ikinci satır, üçüncü 5 tanesi, dördüncü 5 tanesi falan filan. Hadi ya bunu da böyle yaptığınızı düşünelim. Peki sütunları ne yapacaksınız? Bunun birinci elemanı, 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 bunun birinci sütun gibi. Diyebilirsiniz işler çok karmaşık hale geliyor. Yani kavramsal olarak bu şekilde tasarlamak yani tek boyutlu olarak tasarlamak çok mantıklı olmuyor. Açıkçası bize gereken iki boyutlu bir şekilde bunu gösterebilmek. İki boyutlu bir şekilde gösterdiğimiz zaman da bir anlamda işte bu sıfırıncı satır bu da birinci sütun. Bu sıfırıncı satır bu da ik ikinci sütun diyerek aslında elemanlara erişebilmeyi istiyoruz. İşte bunu bize sağlayan şey iki boyutlu diziler. Örneğin bu biraz önce gördüğümüz diziyi aslında integer deyip a köşeli parantez köşeli parantez bakın çift köşeli parantez kullanıyoruz. Yani önceden sadece bu vardı. Şimdi buna dönüştü. Yani iki boyutlu bir dizi var elimizde artık. Bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Örneğin bir double, iki boyutlu bir double array'imiz olsaydı ne yapacaktık? O zaman mesela my array diye tanımlayacaktık ve bu sefer iki köşeli parantez koyacaktık. Üç boyutlu bir dizi olsun mesela A, B gibi o zaman ne yapacağız? Üç tane köşeli parantez kullanıyor olacağız. Genel olarak iki boyutlu diziler yeterli oluyor. Üç boyutlu diziye çok fazla gerek olmuyor. O yüzden bu de genel olarak iki boyutlu diziyle ilerleyeceğiz. İki boyutlu dizilerin önemli bir uygulama alanında matrisler. Hatırlarsak matematikten matrisleri. Mesela bu bir matris. 4, 2, 6, 7, 8, 2. Bu 3'e 3'lük bir matris. Örneğin şöyle bir matris düşünelim. 6, 2, 8, 4. 4, 2, 7, 3. 6, 1, 6, 4. Bu da 3 satıra 4 sütunluk bir matris. Dolayısıyla matrisler de gele benzer şekilde iki boyutlu diziler olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Peki bu şekilde tanımladığımızı düşünelim yani matrisimiz var ama bir de bizim niye ihtiyacımız var bu sadece bir önceki dizilerde de anlattığımız gibi dizinin tanımlanmasına karşılık geliyor yani bu A değişkeninin tanımlanmasına karşılık geliyor ama nasıl bir boyutlu dizilerde hafıza açmamıza ihtiyacımız varsa iki boyutlu dizilerde de hafıza açmamıza gerek var. Ve burada da önemli olan nokta bir boyutlu dizide tek satırda kaç eleman olmasını söylemeniz yeterli iken burada toplam kaç satır olduğunu ve toplam kaç sütun olduğunu ayrı ayrı söylemeniz gerekiyor. O yüzden de genelde yaptığınız şey örneğin A eşittir diyorsunuz. New int diyorsunuz. Önceden bir köşede parantez içine 5 yazarken şimdi 6 satır olduğu için önce satırı row major'dır Java'da. 5 tane de sütun olduğu için bu şekilde yazarak 6 satırlı ve 5 sütunlu bir dizi ne yapmış oluyorsunuz tanımlamış oluyorsunuz. Eğer satırlarımızdaki sütun sayısı birbirinden farklı olmasını istersek bu durumda da e, önce birinci diziye e, birinci boyuta yer açıyoruz. Yani a eşittir new int 6 diyoruz. Sonra her bir satır için. E, tabi burada şöyle köşede parantez koyuyoruz. Bunun iki boyuta yer açtığımızı bulmak için. Her bir satır için örneğin a 0 new int 1. a 1 new int 2. a 2 eşittir new int 3. E, şeklinde gidiyoruz. Mesela bunu biraz daha kısaltalım. Burası 4 olsun. a 3te new int 4 olsun. Böyle durumda aslında A -E dizisi şöyle bir diziye karşılık geliyor. Yani dikkat ederseniz normal dikdörtgen dışında bu tarz yapıları da tanımlamamız mümkün. Bu nasıl oldu? Birinci satırla satır sayısını ayarladık. Sonra her bir satırda da kaç eleman olduğunu tek tek ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Birinci satırda bir eleman. ikinci satırda iki eleman. Üçüncü satırda üç eleman. Dördüncü satırda yani üç indeks satırda dört eleman var şeklinde ne yapabiliyoruz? Yer açabiliyoruz. Son olarak bir boyutlu dizilerde anlattığımız gibi çok boyutlu dizilerde de otomatik değer atama yani bütün bu işlemi yani önce diziyi tanımladım sonra dizi hafızada yer açtım ve üstüne değerler koydum değişik değerler atadım demek yerine bir seferde bu işi yapabiliyorsunuz. Hatırlarsak şöyle yapmıştık tek boyutlu dizide demiştik ki 3-4-5 demek aslında A e, integer e, A ereğini tanımlamak artı A eşittir new int e, 3 yazmaya. Sonra da A'nın sıfırıncı elemanı 3, e, A'nın birinci elemanı 4, A'nın ikinci elemanı 5 yazmaya karşılık gelir demiştik. Şimdi benzer mantığı iki boyutta da yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Integer... B diyeceğiz. Örneğin 2'ye 3 olsun. 2 satırımız ve 3 sütunumuz var. Eşittir diyeceğiz ve önce birinci satırı yazacağız. Birinci satırda kimler var? Mesela 3 eleman var. 6, 7 ve 8. Bu birinci satır. Sonra ikinci satır yazacağız. 3, 4 ve 5. Sonra da bunları bir e, brace ile tekrar birleştireceğiz. Dolayısıyla buradaki ilk grup aslında B0'a karşılık gelecek. İkinci grupsa B1'e karşılık gelecek. Dolayısıyla bu satır tamamen şuna karşılık geliyor. Önce tanımlama. Pardon şöyle olacak. Sonra B eşittir new int 2 3 demeye. Sonra da tek tek B sıfır sıfır. Eşittir 6. Şurayla başlıyoruz. B01 eşittir 7. B02 eşittir 8. Sonra B10 eşittir 3. B11 eşittir 4. Ve B12 eşittir 5 yazmaya karşılık geliyor. Dikkat ederseniz şurada yazmış olduğumuz bütün kod satırlarını tek bir satırla yazabilir hale gelmiş olduk. Bir boyutlu ile farkına dikkat ederseniz bir boyutlu da sadece bir küme parantezi varken iki boyutlu da iki küme parantezi var. Ama iç içe ereyler olduğunu soğan tipi olduğuna dikkat edelim. İçte bir boyut dışta da bir başka boyut bulunmakta. Evet, ee, son olarak ee, çok boyutlu dizilere fonksiyona nasıl parametre olarak göndereceğiz. Ondan da bahsedelim diyelim biz iki tane matris var elimizde böyle. Bunları toplamak, çıkartmak veya çarpmak istiyoruz. Ne yapacağız? O zaman gene fonksiyonumuzun ismini yazacağız. Public static diyeceğiz. Fonksiyonumuz iki boyutlu dizi döndürücüye göre? Tek boyutta bunu şu şekilde yazıyorduk. İki boyutta iki tane varsa onu yazacağız. Sonra sum of matrices dedik diyelim metodumuzun adı. Sonra parantez içinde birinci matris, e, matris bir. Sonra ikinci par matris, matris iki yazacağız. Ve sonra da kodu burada yazarak bitireceğiz. Dolayısıyla return type dediğimiz kısım eğer bir return edeceksek matrisi type'ını böyle yazacağız. Integer return ettiğimizde bunu yazıyorduk. Integer array yazdığımızda bunu yazıyorduk. Integer double array yazdığımızda da bunu yazıyorduk. Eğer bir integer parametre vereceksek sadece bunu yazıyorduk. Integer array vereceksek bunu yazıyoruz. Integer double array vereceksek de bunu yazıyoruz. Bu şekilde de parametreleri belirlememiz mümkün. Bugünlük bu kadar. 呃。Uh